Bak, kıyak harika bir yer burası. Evet, öyledir Bay Bahtiyar. Acaba bir viski alır mıydınız? Viski mi? Boş ver viski ya. Ben şarapçıyım. Şarap adamı böyle yapar. İzin verirseniz ben Zula'dan fırtlarım. Beyefendiye rom getirin. Buyurun Bay Bahtiyar. Eyvallah. Buyurun. Dalyancılık işi nasıl gidiyor Bay Bahtiyar? Çok kıyak ama yani harika gidiyor. Balıkçılık çok iyi bir iş. Çok iyi. Denizde o kadar çok balık var ki kum gibi. Sallı oltayı, tut balığı, Allah'lı. Söz açılmışken balıkları nereye ihraç edersiniz? İhraç mı? Ne ihracı yenge? Hayır yani karım demek istiyor ki dış ülkelere balık gönderiyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bütün gün balık tutmak için uğraşırım. Bizim mahalleye yetecek kadar bile tutamam. Nerede kaldı ihraç etmek? Sonra size bir sır daha vereyim mi? Ancak bu sır aramızda kalsın ha. Benim tuttuğum balık sizin masanıza gelinceye kadar fiyatı 8 misli artar. Yani anlayacağınız balığı biz tutarız, kaymağını başkaları yer. Ama hiç merak etmeyin, ben size her gün taze balık gönderirim. Raja, Banu'ya odanı göstersene oğlum. Peki baba. Şunlara bakın, ne güzel bir manzara. Tıpkı gelin balığı gibi, ikisi de çok mutlu görünüyor. Evet ama ikisi de daha çocuk. Romunuz geldi. Suyla mı yoksa sodayla mı içersiniz? Ben sek içerim anam. O rom dediğinize soda yahut su karıştırırsan kuvvet azalır. Doldur bakayım canım şuna bir tane. Yarım getirmiş garip, kafayı tutmadı daha. Raja. Babam pek nazik konuşmasını bilmez. Seninki anlayışlıdır değil mi? Bay Bahtiyar, gençler hakkında düşündüğünüzü anlamaya başladım. Ben Tanrı'dan korkarım Bay Gafur. Size samimi söylüyorum, kızımın mutluluğundan başka hiçbir şey istemem. Tanrı bana her şeyi verdi. Banu benim tek evladımdır. Canım ciğerimdir o. Raja da benim tek çocuğumdur. Ben de onun mutluluğundan başka bir şey düşünmüyorum. Bay Bahtiyar, çocuklar mutluluk zannettikleri şeyin kendilerini mahvedeceğini bilemezler. Konuşmalarınızı dinledim de hayalleriniz seviyenizi biraz aşıyor. Bunu söylemek zorundayım, kusura bakmayın. Kendi durumunuzu biraz derinliğine düşünürseniz aramızdaki uçurumu rahatlıkla fark edersiniz. Sizi hiçbir zaman hakir görmüyorum. Ama aile farkımız büyük. Sizin en büyük hatanız, kızınızın bu eve kabul edilebileceğini sanmanız.